özgürlükler deyince, hele hele Gezi Parkı deyince aklımıza ilk gelen Sayın Erdoğan oluyor. Sadece bizim aklımıza değil, bütün dünyanın artık aklına geliyor. Yani nerede demokrasi sorunu varsa, nerede özgürlükler sorunu varsa ve işte Gezi Parkı olayları bir yerde geçtiği zaman bütün dünya Sayın Erdoğan'ı hatırlıyor ve anıyor, öyle diyelim. Dolayısıyla bu toplantının da ana gündem maddeleri bu olduğu için açıkçası biz kendisini de bu toplantıya davet etmek isteriz. Çünkü bildiğiniz gibi daha belki yıllarda yakın zamana kadar Sayın Erdoğan Sosyalist Enternasyonel'e üye olmak için bir hayli çaba sarf etti. Sadece kendi partisi üye olması için değil, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sosyalist Enternasyonel'den çıkartılması için de ciddi bir lobi yaptı. Ama geldiğimiz bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi Sosyalist Enternasyonel'in önemli bir üyesi. Genel Başkanlık Divanı'nda yer alıyor. Genel Başkan Yardımcısı bizim Genel Başkanımız aynı zamanda. Etik komitede, diğer önemli komitede, işte Suriye Komitesi'nde şu anda etkin bir şekilde yer alıyor ve rol oynuyor. Bizim açımızdan hiçbir beis yok. Eğer Sayın Erdoğan toplantıya katılırsa biraz sosyal demokrasiden nasip alır. Biraz insan haklarından, özgürlüklerden, hukukun üstünlüklerinden biraz ders çıkartır diye düşünüyoruz. Türkiye'nin en büyük açığı şu anda özgürlükler ve demokrasi. Ve orada da bu konudaki önemli aktörler gelip bu konudaki görüşlerini dile getirecekler. Ayrıca Sayın Erdoğan'ı sadece ben davet etmiyorum. Aynı zamanda Sayın Erdoğan Gezi Parkı'na da sürpriz konuşmacı olarak gelebilir. Bu konudaki engin tecrübesini dünyayla paylaşabilir. Gezi Parkı bölümünde kendisine söz hakkı verebiliriz. Gezi Parkı olaylarının kötü adamı biliyorsunuz Sayın Erdoğan'dı. Dolayısıyla olaylar nasıl başladı, nerelere nasıl geldi, olayları bizzat yöneten ve olayların baş sorumlusu olarak gelip bence bütün dünyayla da bu konudaki görüşlerini paylaşabilir. Bir inat uğruna yerel bir konuyu ülke gündemine aylarca taşıyan ve aynı zamanda bırakın ülke gündemini dünyaya da mal eden hakikaten bir davranış biçimi sergiledi. Bunu nasıl başardığını, becerdiğini anlatırsa bence dünya açısından da önemli bir konuya tanıklık, açıklık getirmiş olur. Davet mektubu burada. Kendisine bu davet mektubunu göndereceğiz. Gelirse kendisini orada konuk ederiz. Bu arada prompter'ı da biz getirmesine gerek yok. Bizim orada ekipmanlarımız var. Kendisine prompter da bizden olsun. Öyle diyelim. Ama şu an şunu da bir uyarmamız gerekir kendisini. Yani öyle elini kolunu korumalarıyla gelmesiyle olmuyor bu iş. Çünkü oraya geldiği zaman Erdoğan'a soracaklar. Soracaklardır. Onun için bu konuda da hazırlık yapması, dersini çalışmasını ben tavsiye ediyorum. Kız erkek aynı çatı altında ders çalışması, oturması, sohbet etmesinin sakıncası nedir diye soracaklardır Erdoğan'a. Yani bu konuda bir hazırlık yapsın, gerekçelerini ortaya koysun. Yine öğrencileri, anne babalarını ahlaklı veya ahlaksız nasıl ayırt edebiliyorsun diye soracaklardır kendisine mutlaka. Özgürlük talebi olan gençleri çapulcu, terörist, marjinal olarak nasıl görebiliyorsun ve onlarla ilgili orantısız şiddet kullanması için polise kanunsuz emri nasıl veriyorsun demokrasiyle diye mutlaka soracaklardır Erdoğan'a. Yine soracaklardır. Yoksa asıl derdiniz Gezi ile başlayan ve artık yeter diyen bu temiz, saf yürekli, dik duran, mücadeleci, idealist gençleri susturmak mı olacaktır? Esas amaç, esas niyet bu mudur diye yine Sayın Erdoğan'a soracaklardır. Yurt yapmayıp gençleri belli grupların ya da yüksek kira isteyen ev sahiplerinin eline iten sen değil miydin? Yani bu kadar üniversite açtın, elinde TOKİ var. TOKİ ile yurt yapmadan lüks konut yaptın. Şimdilik de öğrenciler evleri paylaşıyorlar diye onları suçluyorsun. Bundan dolayı niye şikayet ediyorsun? Neden bunu planlamadın? Niye bunu öngörmedin diye soracaklardır kendisine. Yine mağduriyet edebiyatı yapıyorsun ama hala 12 Eylül askeri darbesinden
kalan kanunları hayata geçiriyorsun. Bunu da soracaklardır. Özellikle TMMOB'nin biliyorsunuz dün bir kararnameyle denetime 11 tane meslek örgütü açıldı ve bu kararname 12 Eylül yasalarına dayanıyor. Hem bir taraftan yasaları şikayet ediyor hem de o yasaların arkasına saklanarak kendisine muhalif olan sivil toplum örgütleri, meslek odalarına bu şekilde bir baskı uyguluyor. Bunu da kendisine soracaklardır. Ayrıca kendisinin kadınlarla, kızlarla alıp veremediği nedir? Yani neden bu kadar kadınların giymesine, insanların ne içmesine, ne yemesine karışıyorsun? Veya kadınların neden, kaç çocuk nasıl doğurmasına neden müdahale ediyorsun diye mutlaka kadın hakları özellikle aktivistleri soracaklardır kendisine. Finlandiya'dan, İsveç'ten gelen konuklar var. Kuzey Avrupa'dan gelen konuklar var bir hayli fazla. Bu hafta da kendisini eleştirdiler. Ciddi şekilde kendisine tepkilerini dile getirdiler. Onlar da bağımsız hür basına nasıl tahakküm ediyorsun diye soracaklardır. Bu mudur demokrasi anlayışın diye kendisine soracaklardır. Yine bir başka konu, bu soru da gelebilecektir. Neden bu kadar spor kulüplerine müdahale ediyorsun? Demokrasi sandık diyorsun. Peki spor kulüplerinde senin tuttuğun, senin desteklediğin sandıktan çıkmadığı zaman hem ona karşı geliyorsun hem de onun önünü kesmek için 3 kere yönetim sınırlaması neden getiriyorsundur? Bu mudur demokrasi diye kendisine soracaklardır. Yine Avrupalı konuklar özellikle sadece bir kamyonda 1200 tane roket başlığı Türkiye'nin göbeğinde Adana'da nasıl çıkıyor? Sen artık terör mü ihraç etmeye başladın diye kendisine soracaklardır. Bu sorulara Sayın Erdoğan'ın hazırlıklı olması gerekiyor. Bizim de bunu söylemek boynumuzun borcu. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu tablonun değişmesi, Türkiye'de bu demokrasi ve özgürlüklerle ilgili ayıbın, tezatların ortadan kalkması için çalışıyoruz. Bunu hem Türkiye içerisinde bu çalışmalara devam ediyoruz, hem yurt dışındaki ilişkilerimizde, dünyanın her ülkesiyle diyalog içerisinde Türkiye'nin normalleşmesi için mücadele ediyoruz. Ve şunu da ifade etmek istiyorum, seçimlere çok az zaman kaldı. Bu seçimlerde mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi olarak tek amacımız başarıyı yakalamak, Türkiye'ye yeniden demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla çalışmasını, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin yoluna devam etmesini sağlamak, Cumhuriyet'in değerlerini korumak bizim asıl amacımız, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün, kuvvetler ayrılığının tekrardan normale gelmesi ve bunun mücadelesini vermek bizim temel görevimiz ve çabamız. Buradan iddia ve ilan ediyorum, Nisan ve Mayıs aylarında AKP içindeki mantıklı insanlar bu kadar da olmaz diyerek yeni bir parti kuracaklar ve o zaman işte Sayın Erdoğan'ın akıbeti ne olacak hep beraber göreceğiz. Biraz Sosyalist Enternasyonel toplantısı, biraz dış politika, biraz da iç politika olarak sizlere bu şekilde aktarıldı. Sorularınız varsa alalım. Efendim, mektubu bir daha görebilir miyiz? Mektubu bir süre gösterelim. Mektubu bir süre gösterelim. Peki. Şöyle gösterelim mektubu. Var mı soru arkadaşlar? Soru sorulmadı ama ben sanki sorulmuş gibi bir noktayı biraz genişletmek istiyorum. Umut Bey şeye değindi, bu Adana'da yakalanan işte, roket. 1200 roket başlığı. Roket başlığı. AKK böyle ülkemizi, halkımızı, sizleri, bizleri rahatsız etmesi gereken çok ciddi olaylara tanık oluyoruz. Bundan birkaç gün önce de yine Suriye sınırında 3 tane araç askerimiz tarafından lastikleri kurşunlanarak durduruldu. Bu araçların içinden mühürlü bidonlar ve variller çıktı. Bunlar kimyasal madde şüphesiyle ilgili mercilere sevk edildi. Araçtaki insanlardan kişilerin sadece bir tanesi tutuklandı ve bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı. İkincisi, biraz önce seyrettim.
CNN International televizyonunda Hatay Havaalanı'nda yapılmış bir çekim. CNN muhabiri tarafından, dünyanın her tarafından, Libya'dan, Afganistan'dan, yanılıyor olabilirim, Suudi Arabistan'dan, sürekli böyle değişik kıyafetlerle, büyük sırt çantalarıyla gelen insanların yine orada ihtisas kesbetmiş kişiler tarafından Suriye sınırına götürüldü ve Suriye sınırına geçiş yapıldı. Ve bunların terörist olduğu şeklinde bir küçük bir haber yapıldı. Sayın Başbakan'a soruldu bu soru ve El-Kaide mi, El-Kaide diye bir grup mu varmış diye bir cevap verdi. Ha, bu arada hatırlarsanız bu kız erkek öğrencileri bağlamında yine Sayın Başbakan'a soru soran Finlandiyalı gazeteciye size talimat mı verildi, görev mi verildi bu soruyu sormak için diye. Sayın Başbakan'ın bu tepkisi bana şunu hatırlatıyor. Demek ki basın toplantılarından önce Sayın Başbakan ve istihbarat elemanları toplantı yapıyorlar. Basın toplantısının hangi senaryo içinde, kimin hangi soruyu soracağı şeklinde Sayın Başbakan'a bildiriler aktarıyor ki Sayın Başbakan bu soruyu Finlandiya gazeteciye yöneltebiliyor. Başa dönelim. Türkiye'yi büyük sıkıntı içine sokuyor bu iktidar. Suriye'ye terör ve terörist ihraç eden bir ülke haline geldik. Terörist gruplarla iç içe yaşıyoruz. Ne zaman, hangi dönemde? Sözde kendi işimizdeki terör örgütü PKK ile AKP tarafından bir anlaşmaya varılmasına çalışıldığı bir dönemde. Bunlar hepimizi rahatsız etmesi gereken unsurlar. Daha yakından takip etmenizi temenni ediyorum. Biz takip edeceğiz. Ettiğimiz ölçüde sizi bilgilendireceğiz. Devlet nişanından Atatürk ve tecrübe ayasının kaldırılması ile ilgili soru soracağım. Ne düşünüyorsunuz? O konuda açıklama yaptık. Hatta soru önergesi de verdik. Yani yine konunun çok ilgili değil ama istiyorsanız söyleyeyim. Ama yani konuyla ilgili değil biliyorsunuz. Yeni değil bu. Her yerden iktidar bu konuda hem Atatürk'le hem Cumhuriyet'le hem Cumhuriyet'in kurucularıyla, değerleriyle sorunu olan bir iktidar. Bunu da artık son yıllarda her yerde ortaya koyuyor. Bununla ilgili kendisine soru sorduk. Sayın Erdoğan'ın buna cevap vermesini bekliyoruz. Yani şey belli, amaç belli. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Yani biz ne Cumhuriyetimizin temel değerlerinin herhangi bir şekilde sarsılmasına müsaade edeceğiz. Ne de bu ülkenin kurucularının bir şekilde tartışılmaya çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz. Teşekkürler, sağ olun.